her şey iyi güzel ama şöyle ayakta dimdik durabiliyorsam, ağrı mağrı da yoksa hayatın en şanslı, en zengin insanı benim. Çünkü ciddi sıkıntılar yaşayanlar var ama Allah'tan müthiş gelişmeler var. Artık pek çok şey bilgisayarlı sistemler yapıyor. Anlattıracağım size. Bursa'dan geliyor ortopedi ve travmatoloji uzmanı operatör doktor Kayhan Turan, alkışlarla davet ediyorum. Hocam hoş geldiniz. Nasılsınız? Sağ olun, teşekkür ederim. Hocam dur, o kadar gitmeyin, şöyle alayım sizi. Tabii siz de genç delikanlısınız, böyle hızla gidiyorsunuz. Sağ olun. Ama dizde, kalçada problem, protez dendi mi bizim aklımız başımızdan gidiyor. Ama bunların da yeni modelleri çıkmış. Şimdi eklem protezi nedir? Bana bir açıklar mısınız? Eklem protezi, eklem yüzeylerinin bozulmasından sonra eklem yüzeylerini taklit eden, onu ağrısız hale getirmek için eklem yüzeyinin metalik implantlarla değiştirilmesidir. Metalik implantlarla? Evet. Peki, şimdi cerrahi yöntemleri var, farklı cerrahi yöntemleri. Şimdi bizde bir ameliyat olur, 1000 kişiyi anlatır. Evet. Yeni ameliyatlar ve yeni değişkenleri bize anlatın lütfen. Mesela orada, ay bunlar çok güzelmiş, onları gösterebilir miyim hocam? Tabii ki. Dur, nazara da geldi. Heh. Bu da nasıl güzelmiş, böyle cam. Ha, bunu koymak için. Buna evet, gerek evet. Yok ya, şöyle evet, tutsam evet. Yetecek. Sadece tutmanız yeterli gerçekten. Şu anda dünyada uygulanan manuel elle yaptığımız protezler var. Yani cerrahi teknik olarak. Ama şu anda bu yaptığımız cerrahi tekniklerde %40 kadar hastalarımızda memnuniyetsizlik var. Neden memnuniyetsizlik var? Neden memnuniyetsizlik? Çünkü ortalama bir protez yapmaya çalışıyoruz biz. Ortalama protez yapmamız demek tüm hastalarımıza... Tam şurası doğru mu? Evet, aynı, tam orası. Ay. Aha, protezim çıktı. Gerçekten öyle yani, bayağı protezim çıktı. Allah. Ah ah, bu var ya, bu gitmesin, bu en değerli şey bu. En, artık biliyorsunuz değil mi? Bu yoksa bittik biz. Bu iki kemik birbirine çarparsa biz mahvoluyoruz. Hocam bunu böyle ayağımda gösterir misiniz? Tabii ki de. Tam da nerede olduğunu görerek böyle. Hah. Bunu da takalım. Çok yaşayın. Bunu da takıp çıkartmak bu kadar kolay olsa. Ah. Ha. Şimdi artık bunu bilgisayarla yapıyorlarmış, biliyor musunuz? Şimdi onu, hocama onu evet. Soracağım. Tam nerede hocam? Dizimizin burasında. Tam burada. Şöyle hareket ettiriyorsunuz. Şu hareketi böyle yapabiliyorum. Evet. Peki bunun yeni teknikleri neler? Şimdi ve kaç sene mesela bu bacakta kalabiliyor? Şimdi öncelikle eski teknikte niye %40 kadar başarısız oluyoruz, onu anlatmaya çalışayım. Tüm hastalarımıza ortalama bir protez yapıyoruz. Yani size yaptığımız protezle bana yaptığımız veya farklı bir kişi yaptığımız hepsinde belirli dereceleri tutturmaya çalışıyoruz. Bu böyle olunca ortalamanın dışında kalan kişiler mutsuz oluyor. O zaman yaklaşık %40 gibi bir şey oluyor, hastalarda memnuniyetsizlik kişiye oluyor. Kişiye özel mi olması gerekiyor? Evet, ortalama kişiye, değil, kişiye evet, özel. Evet, kişiye özel olması gerekiyor. Robotik cerrahide tabii bunun robotik cerrahiyle yapılmasıyla öncelikle hastamızın 3 boyutlu tomografisini çekiyoruz. Çektiğimiz 3 boyutlu tomografiyi bilgisayara yüklüyoruz. Yüklediğimden sonra bilgisayar üzerinde, robotun bilgisayarı üzerinde tüm ameliyatımızı yapıyoruz. Bu yaptığımız kesileri 3 boyutlu tomografi üzerinde yapıyoruz. Yani benim bacağıma protezi öncelikle bilgisayar ortamında 3 boyutlu yapıyorsunuz evet, siz. Evet, yapıyoruz. Bunu görüyoruz. Diyoruz ki bunu, ikisinin arasında ilişki bu şekilde olmalı. Kalınlığı bu kadar olmalı. 1 milim, 3 milim buradan kesilmeli. En doğru şekilde hesaplamalarımızı yapıyoruz. Bilgisayar size yardım ediyor. Evet. Bilgisayar... Ve milimetrik hesaplarla. Evet. Ve protezi yerleştiriyoruz. Daha önce nasıldı? Siz açıyordunuz. Tabii açıyoruz. El aletlerimiz var. O sırada görüyorsunuz her şeyi. Evet. O sırada karar veriyoruz ve gerçekten çok invaziv dediğimiz, çok hastaya zarar da veren bir takım aletler kullanmak zorunda kalıyoruz. Yani bunda sadece robotik cerrahide direkt testereyle bunu kesebilirken, bunu kesebilmek için elle yaptığımızda bu femur dediğimiz şöyle tutun hocam. Femur dediğimiz kemiğin içine kocaman bir rot göndermek zorunda kalıyoruz ki burada kesimleri doğru yapabilelim. Eyvah eyvah. Yani siz aslında bu kemiğe de zarar vermek zorunda kalıyordunuz. Evet, evet. Şimdi buna gerek kalmadı. Evet. Bilgisayar buradaki sistemi sizin daha önce öngördüğünüz evet, gibi. Evet. Yüzeyel olarak tamamen kesebiliyoruz. Zaman azaldı mı? Ameliyat süresi azaldı mı? Ortalama zaman arttı. Çünkü bilgisayarın
kullanılması var, kurulması var. Ama hastanın cerrahi süre olarak zamanı azaldı. Ha, biz avantajlıyız. Evet, daha az yatıyoruz. Biz dezavantajlıyız, siz avantajlısınız. Vallahi hocam kusura bakmayın, burada avantajlı olmak bizim çok işimize kesinlikle geliyor. Biz de hasta içiniz. Peki daha ağrısız, sancısız diyebilir miyiz bu yöntemi? Kesinlikle. Yumuşak dokulara daha az zarar veriyoruz. Yani kemiği hastalıklı bölgeye direkt müdahale ettiğimiz için, yumuşak dokuları daha az tahrip ettiğimiz için daha ağrısız, daha erken iyileşme ve ertesi gün yürütüyoruz hastalarımızı. Ertesi günü. Gün yürütüyoruz genellikle. Zaten Bursa içindeyse eğer hastamız, ertesi gün taburcu ediyoruz. Eğer İstanbul ya da Ankara, birçok ülke ilden gelen hastalarımızı iki gün tutuyoruz. İki gün sonra arabayla gidiyorlar. Vallahi çok iyi. Peki iyileşme sürecini de hızlandırıyor o zaman. Tabii, bu sistem. İyileşme sürecini de hızlandırıyor ama asıl şeyi iyilik teknolojinin faydası uzun zamanda hasta dizini kendi dizi gibi hissediyor. Ha, bu çok güzel. Yani bir metalik bir şey varmış gibi mesela hissetmiyor. Bu gerçekten harika bir şey. Kesinlikle. Ve hasta yürümesi daha erken, iki hafta sonra araba kullanabiliyor, şey olarak oldukça faydalı. Peki, şimdi benim protest atmış pek çok izleyicim de var. Tüh, ben geçirdim galiba. Acaba bana da olur mu? Ama bende protez var zaten diyenler bir şey yapabilir mi? Maalesef şu anda diz kalça protezinin birincil protezlerini yapabiliyoruz. Revizyon için İlk henüz defa takılacak olan evet, protezleri. Evet, birincil protezlerini yapıyoruz. Revizyon yapacağımız protezlerde henüz daha yazılım yok ama üzerine çalışılıyor. Birkaç sene sonra robotik revizyon protezi de yapılacak. Peki şimdi tam anlaşılsın diye soruyorum. Robotik deyince sanki her şeyi robotlar yapıyor da biz sadece böyle yatıveriyoruz gibi anlaşılmasın. Robotik cerrahinin normal cerrahiden farkı nedir tam olarak tekrar sorayım? Şöyle diyeyim, robotik cerrahinin farkı daha önceden planladığımız, hastanın dizini gördüğümüz, yerleştirdiğimiz protezi cerrahi sırasında istediğimiz açılarla planladığımız şekilde uygulamamız. Yani, asıl farkı bu. Yani istediğimiz şeyi uyguluyoruz. Diğer çok türlü, büyük avantajları var. Evet, kesinlikle. Peki kişiye reklam özel saatim geldi. Bunun kadına erkeği var mı? Yaş var mı? Bize hep kilo ver kilo ver sonra gel ameliyat edeyim diyorlar ya. Peki robotik cerrahide bu değişiyor mu? Hepsini soracağım. Peki şimdi hazır doktorumuzu bulmuşken en önemli soruyu sona bıraktım. Bak, ortopedi ve travmatoloji uzman operatör doktor Kayhan Turan Bursa'dan kalktı geldi. Sizin için kalktı geldi. Çok değerli şeyler anlatıyor. Şimdi bu dediğiniz teknik, yani artık bilgisayarların içine girdiği teknik kimlere uygulanabiliyor? Robotik cerrahi tüm protez yapılacak hastalara uygulanabilir. Hepsine? Evet, diz ve kalça ile ilgili şu anda var ama diğerleri de yazılımları geliştirilmekte. Yalnız şu anda sadece ilk protezleri yapabiliyoruz. Yani protez diyelim 15-20 yıl sonra bozulduğu zaman, gevşediği zaman o zaman robotik cerrahi kullanamıyoruz şu anda. Ama onun yazılımları da şu anda araştırmalar devam etmekte. Birkaç yıl sonra muhtemelen onlar da elimizde olacak. Peki en önemli soru bu. Şimdi soracağım soru. Peki. SGK geçiyor mu hocam? Evet. SGK ile anlaşmamız var. SGK'lı hastalara belirli bir fark almak şartıyla yapıyoruz. Ama oldukça hastalarımız kesinlikle. İyi, çünkü bazen yani böyle belli bir fark olup da çok bir fark yok değil. Yani bayağı az yani. Şu anda robotik cerrahi biz toplantılara gidiyorum yurt dışında ki toplantılarda. Dünyada en uyguna yapan kliniğiz biz. Dünyada evet, dünyada. Peki. Şimdi bu operasyonun hep avantajlarından bahsettik. Yani robotik cerrahinin hep avantajlarından. Evet. İyileşmesi kolay, yapması kolay, kişinin onu kendinin diye düşünmesi kolay. Peki hiçbir bunun bir yan etkisi yok? Varsa bir şey söyleyin, bize bilelim şimdi. Tabii ki de. Yani cerrahi olduğu için muhakkak yan etkisi, yani komplikasyonu açılıyor var. Açılıyor mecburen ulaşmak yani için. Enfeksiyon olabilir, sinir damar yaralanması olabilir. Tüm cerrahilerde görülecek komplikasyonlar görülebilir. Ancak bunun diğerlerine göre avantajı mekanik olarak cerrahın yapacağı hataları azaltması. Yani %50 gibi bir şeyimizi azaltıyoruz. %100 netlikle yapıyoruz. Ha, yani sonuçta insan yine de, tabii ki siz yıllarca okuyorsunuz ama robotik cerrahi de işin içine girince önceden öngörüsü bir hayli yüksek oluyor. Evet, kesinlikle. Yani aletler bize ancak o kadar izin veriyor. Yani Harvard'da yapılan bir çalışma var. Cerrahlar istediği açılarda yapabilme şansı %50. Ama robotik cerrah ile aynı cerrah yaptığı zaman %100. Bravo. Yani teknik olarak farklı. Bu kullanılan aksesuar, bunlar
Evet, protezler. Protezler. Yerlisi, yabancısı var mı? Evet, yerlisi, yabancısı var. Bizim hangisini tercih etmeliyiz? Yani tabii ki de yerlisinin de yabancısında iyisi var. Ama ülkemizde tercih edecek olursak özellikle yerlisini tercih etmeliyiz. Çünkü, öyle mi? Evet, kesinlikle. Neden? Çünkü yani yabancı gelen protezlerin nereden geldiğini, nasıl olduğunu, denetiminin nasıl olduğunu bilmiyoruz. Ancak bizim Türkiye'de olan yapılan protezler Sağlık Bakanlığı'nın sıkı kontrolü altında. Şu an gösterdiğim yerli herhalde, değil mi? Bu maket yurt dışından geldiği için maket olduğu için yabancı ama yerliyle ama aynısı zaten. Tabii yerliyle yabancıyı yan yana koyduğunuz zaman ayıramazsınız. Hiçbir fark yok. Kesinlikle ayıramazsınız ama yani onun içindeki maddenin yoğunlukları vesaire onun özelliğini veriyor. Ha. Peki kaç sene dayanıyor? Yaklaşık 15-20 yıl kadar dayanıyor. Ancak bu şu ana kadar süregelen sonuçlar. Şu anda robotik cerrahiyle yaptıklarımızın daha uzun olacağını düşünüyoruz. Çünkü 15-20 yıl sonra gevşemenin en büyük nedenleri mekanik olarak protezlerin bir takım yanlış yerleştirilmesinden kaynaklanıyor. Bu problem de ortadan kalkınca 15-20 yıldan daha fazla süreli olacağını düşünüyoruz şu anda. Yani şu anda bu protezi yaptıranlar muhtemelen 15-20 yıldan daha fazla dayanıklılık arz edecek. Kesinlikle, kesinlikle. Yani zaten ne dediniz? Hemen ne zaman yürütüyorsunuz? Ertesi gün yürüyor. Ertesi gün yürüyor. Herhangi bir ağrı, sancı, herhangi bir şey hissediyor mu? Ya eskiden hastalarımı ameliyat ettiğim zaman söylüyordum yani teyzeciğim bu gece ya da çok zor geçecek. Gerçekten ya. Çok zor geçecek. Tüm ağrı kesicileri vermemize rağmen. Ama şu andaki kullandığımız teknolojide ağrı disiplininde gerçekten hastalarımız ertesi sabah gittiğim zaman yüzleri gülüyor. Vallahi bu çok güzel bir şey. Hele SGK'nın geçiyor olması çok güzel bir şey. Yani peki ben de şimdi yine ona takıldım. Çünkü pek çok kişi de yaptırmış ve ne yazık ki yani artık kullanmaya başlamış protezi. Evet. Peki protezi olup da çıkma aşamasında olanlar ikinci olarak yaptıramıyorlar mı? Birinci de mi yapılması gerekiyor? Robotik cerrahi birinci de yapıyoruz. Ama şu anda dediğim gibi olması. Evet. Yani kesiler vesaire ona göre oluyor. Şu anda yazılım yok ama revizyon üzerine çalışmalar şu anda yapılıyor. Revizyon yazılımı da robota yüklendiği zaman, yapıldığı zaman robot revizyonu da yani ikinci protezleri de yapabileceğiz. Peki normal şartlarda size gelseydim. Ha asıl şeyi soracağım, kiloyu. Şimdi normalde bize diyorlar ki kilo verin gelin. Ya ben zaten hareket edebilsem kilo vereceğim. Zaten kımıldayamıyorum, kilo veremiyorum. Siz de mi öyle diyeceksiniz? Yok demeyeceğiz. Ha yaşayın. Yani, onun mantığını anlayamıyorum ben. Bu tabii robotik cerrahi ile ilgili değil ama. Yani ameliyatı kolay iyileşme safhasına geçirebilmek evet, için. Evet, kilo olduğu zaman hastamızda gerçekten enfeksiyon açısından, yara iyileşmesi açısından, mobilizasyon açısından gerçekten problemleri yaşamaktayız. Ama şu anda gerçekten ortopedistlerin tartıştığı şey şu kilodan sonrasını yapmayalım mı diye bir mantık artık yok. Eskiden vardı yapmayalım diye ama teknoloji geliştiği için, protezler geliştiği için antibiyotikleri doğru kullandığımız zaman o tür sorunları çözebiliyoruz artık. Peki bir de yaş sorunsalımız var. Evet. Şimdi erken yaşta yaptırmayayım ben. Ne gerek var? Biraz daha bekleyeyim, biraz zaman geçsin sonra yaptırayım diye bir mantık var. Bu doğru bir mantık mı? Yoksa erkenden yapıp bedeni korumak mı lazım ya da daha kolay mı baş etmek lazım sıkıntıyla? Ben asistanlık yıllarımla ilk başladığımızda hastalarımıza bunu söylüyorduk. Kesinlikle gidebildiğiniz kadar gidin, hiç yürüyemediğiniz zaman o zaman protezi yapalım 70'inde, diye. 70'inde, 80'inde, evet. Belki 90'ında. Ama bugün hastalarımıza söylediğimiz ve modern tıpta kullanılan şey, günlük hayatınızı etkilemeye başladığı zaman yapalım. Çünkü belirli bir süreyi geçtikten sonra kemikte deformiteler daha artıyor. Çevre yumuşak dokular, kaslar, tendonlar özelliğini kaybediyor. Operasyonu yapsak da yeterince iyileştirmeyi yapamıyoruz. Eskiden yaşlıların hastalığıydı. Şu anda daha çok gençlere, genç dediğim tabii 45-50 yaşındaki kişilere hocam yapıyoruz. Artık 80'inden sonrasına biz yaşlandık diyormuşuz. Bayılıyorum böyle istatistiklere. Yani 50 yolun yarısıydı. 75 yolun yarısı oldu. Canıma minnet vallahi. Peki biz bir de menopoza giriyoruz hocam. Menopoza girdiğimiz zaman bizim kemik yapımız değişiyor mu? Yani bu ameliyatta risk alıyor muyuz? Hayır, kesinlikle almıyoruz ama menopozun sadece tüm vücuttaki kemik yapısıyla ilgisi var. Kemik erimesi dediğimiz, osteoporoz dediğimiz hastalığın başlangıcı olarak özellikle bayanlarda oluyor. Burada protez yaptığımız hastalar osteoporozlu hastalar değil, özellikle
kireçleme olan. İkisi ayrı bir hastalık grubu. Kireçlenmeniz yani, varsa? Evet, protez yapıyoruz. Ama kemik erimesi varsa, osteoporoz varsa onun tedavisi bu değil. Vallahi mümkünse hiç ihtiyacınız olmasın. Ama işte ihtiyaç olduğu zaman, bak şimdi robotik cerrahiyle yapılan bu sistem, eklem protezi çok daha büyük avantajlar getiriyor demek ki. Kesinlikle. Sabahları yani hastama vizite gittiğim zaman bir robotik cerrahiyle yaptığım hasta ya da yapmadığım hastayı odasına girdiğim zaman yüzünden hangisinin robotik cerrahiyle olduğunu anlayabiliyorum. Çünkü gerçekten çok konforlu. Farklı. Evet, kesinlikle. Vallahi ben bunu duyduktan sonra böyle bir ihtiyacım olsa ve ilk defa yaptıracak olsam hemen robotik cerrahi derim. Kesinlikle. Bir dezavantajını da görmedim. Çok daha çabuk iyileşiyorum. Kesinlikle. Vücudum daha çabuk uyum sağlıyor. Ve daha uzun süreli ve kendi diziniz gibi hissediyorsunuz. Vallahi hocam mümkünse uzun süre yani hastanız olarak görüşmeyin. Yani ihtiyaç olmasa ama ihtiyacım olduğunda çok uzakta olmayın lütfen. Görüşmek çok üzere. Teşekkür ediyorum. Olun, hocamıza teşekkür çok teşekkür ediyorum. Alkışlarla uğurluyorum hocamızı. Ortopedi ve travmatoloji uzmanı, uzman doktor Kayhan Turan. Bursa'dan kalktı geldi, sağ olsun efendim. Şimdi yemeklerimizde benimkiler hiç durmadılar. Yemekler ne alemde, bir reklama gideyim geleyim hemen göstereceğim size.